İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da modifierlardan daha önce hiç değinmediğimiz Mesh Deform Modifier'ı ne işe yarar? Onu bir örnek üzerinde inceleyeceğiz. Mesh Deform tanımlayacağımız bu küp objesi olsun ekrandaki. Edit moda geçtikten sonra ona W Subdivide ile bölmeleme ekliyorum. Yani sol tarafta henüz daha bitmedi işlem. Subdivide komutunun özel menüsünde Number of Cuts sayısı şu anda 1. Eğer ben onu arttıracak olursam, siz de ekranda görüyorsunuz, bölmeleme sayısı gitgide artıyor. Bu örnek için 4 olarak belirleyelim. Tekrar Tab tuşuna basıp Obje Mode'a geçtim. Normalde Obje Mode'da içerideki vertekslerin hepsini göremiyoruz. Ama istersek eğer sağ tarafta bu objenin kendi menüsünde Display kısmındaki alt kısımda Maximum Row Type kısmında eğer Wire'ı seçersek tel görünümünde ekranda görüyoruz. Ama bir de içerideki o tüm vertexleri de görmek istiyorsak veya kenarları diyelim, bir de hemen üstündeki Draw All Edges düğmesine de tıklarsak biraz önce Edit Mode'da gördüğümüz görüntünün aynısını Obje modda da görür hale geldik. Bunu neden yaptım? Çünkü içerisine bir obje koyacağız. O objeyi görmek istediğim için böyle yaptım. O objeyi de koyalım. Shift A, Mesh, bir Monkey objesi koyduk. Tam bir tuşuna bastığımız zaman onu karşıdan görüyoruz. Bir kısmı dışarıda kaldı. Sağdan soldan. Onlar kalsın varsın. Ve şu anda artık hazırız uygulamaya. Dışarıdaki kafes görünümlü objemiz ve içerideki deformasyona uğrayacak olan birazdan objemiz hazır. İçerideki deformasyona uğrayacak olan objemize sağ taraftaki modifier kısmından Mesh Deform modifier'ını tanımladım. Sadece onu tanımlamış olmak yeterli gelmiyor. Çünkü zaten rengi de kırmızı. Onun alt kısmında obje bölümünde şu anda seçili olan bu monkey objesini deformasyona uğratacak olan objenin kim olduğunu da söylememiz lazım. O da işte ilk tanımladığımız o kafes görünümlü küp objesi. Onu burada belirttim. Kırmızı renk kayboldu. Modifier şu anda hazır. Ama hala da işlemimiz bitmedi bu modifier için. Çünkü buradaki bind bizim Türkçe karşılığıyla bağla diye çevirebiliriz. Arada bir bağlantı kurulacak kafesle içerideki monkey objesi arasında. Bu bağlantının hassasiyet derecesi hemen alttaki precision kısmında. Eğer bunu 7 verirsek uzun sürer. 6 da uzun sürer. Gitgide tabii yüksek ne kadar yüksek rakam verirsek hesaplama o kadar hassas yapılacağı için çok beklememiz lazım. Şimdi ders hazırladığımız için uzun sürmesin. Bunu 4'e kadar düşürdüm. 4'te bir deneyelim. Bind düğmesine bastım. Hemen çok kısa bir sürede tamamladı. Şu anda hazırız. Yani modifier ile ilgili bütün eksikleri tamamladık. Dış kısımdaki kafesi seçtim. Bu kafesi tabii ki edit modda değiştirdiğimiz zaman ancak bu içerideki monkey objesine bir takım formunda bir takım değişiklikler oluyor. Mesela Scale Z dersek, bakın o kulakların dışarıda kalan kısımları hariç, kafesin içinde kalan kısım, biz kafese nasıl bir işlem uygularsak o şekilde aynı etkiyi gösteriyor. Buna ilaveten bir de armatür ile beraber çalıştırırlar. Şu şekilde. Şimdi bu kafes sistemine yine tam karşıdan bakarken bir de armatür ekleyelim. Yani kafesi biz şöyle edit moda geçip de işte scale Y diyerek bu şekilde veya bir vertexini alıp sürükleyerek biraz arttıralım o köşedekileri. Bu şekilde yapmayalım da daha düzgün bir şekilde olması için bir armatür ekleyelim. Shift A'ya bastık. Armatürden tek bir kemik istedik. Kemiğin gözükmesi için sağ taraftan X-ray özelliğini açtık. Şu anda görüyoruz. Onu aşağı doğru indirelim ve edit modda onu extrude'la bir tane daha çoğaltalım. Yani iki tane kemik olsun Z ekseninde.
Ve şu anda hazır armatür kafes sistemi için. Önce kafes seçiyoruz, sonra armatürü seçiyoruz. Bir elimiz çift tuşuna basılı ve obje moddayken, işte bu pozisyondayken Ctrl P'ye basıp with automatic weights ile aradaki bağlantıyı kurduğumuz zaman armatürü seçer ve poz moda geçersek yine tam karşıdan bakalım. Diyelim ki üstteki kemiği seçtik. Onu döndürdüğümüz zaman aslında kafes sadece dönüyor. Ama içerideki monkey objesi de mesh deformer modifier ile kafes sistemine bağlı olduğu için o da zincirleme hareket etmiş oluyor. Yani armatür modifier'ı kafesi deforme ediyor. Kafes de içerideki monkey objesini deforme ediyor. Bu şekilde bir zincirleme yoluyla. Şimdi bu kulakların dışarıda kalan kısımları için şöyle bir işlem yapabiliyoruz. Önce bu en içteki monkey objesi seçiliyken onun mesh deform modifier'ına şu göz resminden kapatmıyoruz da unbind diyoruz. Demin bağlamıştık, şimdi çözüyoruz. Geçici olarak çözdüm. Şu anda çözdüğüm için artık kafesten etkilenmez hale geldi içerideki monkey objesi. Fakat yapmak istediğim şey şu. Bu kafes seçiyoruz. Kafeste edit moda geçiyoruz. Şu kulakları içeride kalmasını sağlamak için biraz modifiye edeceğim. Sadece o kısımlarına. Bu modifiye işlemini çok rahat bir şekilde şöyle yapabilirsiniz. Kafes sistemini tekrar geçici olarak wire'dan texture normal bildiğimiz şekilde geri getirebilirsiniz. Ayrıca içerideki monkey objesine de değişik bir renk vererek, mesela şöyle turuncu gibi bir renk verelim bu şekilde. Tekrar kafesi seçtim, edit moda geçtim. Tam olarak içeride kalmasını bu şekilde anlayabileceğiz. İki tane vertex seçiyorum ve o iki vertex'i dışarı doğru sürükleyeceğim. Bunu istersen Connected Proportional Editing yöntemiyle de yapabilirim. Bu şekilde. Mesela GX dedim, biraz küçülttüm. Şöyle bu kulağı içeride olmasını sağladık. Diğer için de aynı şeyi yapıyorum. İki tane de oradan seçtim. GX dedim. Onları da içeri aldım. Böylelikle kafes tamamen içerideki monkey objesini kaplayacak hale geldi. Tekrar kafesi eski haline geri döndürelim. Yani görünüş olarak wire moduna geri getirdim. İçerideki monkey objesini seçiyorum ve onun biraz önce unbind ile çözdüğümüz deformasyon modifier'ini tekrar bağlayacağım. Ama bu sefer precision'ı bir arttıralım, 5 yapalım. Ve bind tuşuna bastım. Şu anda bağlama işlemini yaptı. Tekrar deneyecek olursak bu sefer deminkinden farklı olarak artık kulaklar da kafes sistemin içinde olduğu için o da etkileniyor. Bu arada bu kafes sisteminin armatür modifier'ında istersek preserve volume seçeneğini aktif hale getirebiliriz. Tekrar deneyelim. Bu şekilde. Bu kafes sistemi peki nerede kullanılıyor diye soracak olursak hemen bir tane bir hazır bir başka dosya açacağım. Bir Blend dosyası. Burada ki animasyon için bu Caminandes animasyonunun karakterinin dosyası. Buradaki karakterimizin önce bir rengini şöyle bir açalım biraz. Sadece inceleme yapıyoruz şimdi. Bu nasıl kullanmışlar kafes sistemini. Bu örnekte nasıl kullanmışlar onu inceleyeceğiz. Şu rengini biraz açalım. Daha rahat gözüksün. Evet. Kafes sistemi başka bir layer'da, onu da dahil ettim. Şu seçtiğim değil de onun yanındaki şu yeşil renkte olan aynı bizim biraz önceki incelediğimiz örnekteki gibi bir kafes sistemi. Ve bu kafes sistemi içerideki lama karakterini tamamen kapsayacak şekilde bir şekilde kaplanmış karakterin üzerinde. Ve bu sayede onun da tabii bir armatürü var. Aynı bizim demin yaptığımız gibi. Biz de armatür eklemiştik. Bunda da armatür var. Ve aslında şu anda hareket eden, armatüre bağlı olarak hareket eden kafes sistemi. Şu kafes sistemi hareket eden. Ama onun içerisindeki karakter de, karakteri seçiyorum şu anda. Şu anda karakter seçili. Onun sağ tarafındaki modifier kısmında pek çok başka modifier var ama en başta mesh deform modifier var. Aynı bizim deminki örnekte yaptığımız gibi.
Böylelikle onu etkili bir şekilde kullanabiliyorlar. Bir yöntem olarak sık sık kullanılan bir yöntem. Rotate S bu şekilde. Böylelikle basit bir şekilde meshli formu incelemiş olduk. Hepinize iyi günler.